بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم أهل الإسلام عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بوسن يرتكن رب مزجش كران لرمز بوسن سزجا بزجا نسب بريتكن bu kışını tanglara, günlere, cümanı günlerine Allah'ım hayırlık, berekatlık kılıp, ondaki dualar, ilticalarını Allah berçeden icabet eylesin. Fena lil khaliqi gabra u afla. Yaratti katre edin gevheri pak. Semavat uyini tuttu muallak. Cehane hükmini kursattı mutlak. Xuday tebarak ve teala'ga bendesi sana aytib, onu uluğlaşının sebeplerinden birincisi Allah tebarak ve teala'nın varlığı, birliği ve bendesi onun şükrü ifadesi de, hayreti ifadesi de bir yetken bir haleti bulsa, ikinciden biraderler Allah tebarak ve teala'nın kıyan dünyadaki bütün yaratıp koygan derselerge kayıl kalmazken ilaç yok. Onun fakat ahmak peykemeydi, onun fakat esi yok peykemeydi. Allah tebarek ve teala akıl cöyle koygen kimse bunu peykeydi. Körmeydi mi alemini bir üstün turuşunu. Törge törge cöyle üstün koymasa bu meyli. Yümelep çöyen. Allah tebarek ve teala bütün alemini bir üstün koyuptu. Körmedi mi insan bunu? Ey Allah'ım! Kudretini körsetken bizge, onge şükür keltirip yaşasını, berçemizge nasip eylegin, saniyen Hazreti Peygamberimizge, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge, durud-u salavat ve salamlarımız olsun. Hazreti Cenabımızın hadisleri de şuna kadar mezmunlar var. Menge mekamen mehmudenni tilengler. Menga maqoman mahmudanni tilanglar. Men sizlarni shafoat qilgum. Mazmunda hadislar bor. Maqomin mahmuda. Maqtalgan maqom, buyuk maqom, yuksak holat deb tarjima bo'ladi. Maqtalgan maqom, buyuk maqom, yuksak holat. O halat hatta başka farişteler'e, peygamberanlar'e birerde zat ya ki mahlukka verilgen emez. Allah-u Tebarek ve Teala'dan şunu menge tüleyler, makamen mehmudenle tüleyler. Men sizlerini şefaat kılgım. Körmeydi mümin ezan eytilse eytiyepti ki, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Rabbe hâdihi da'veti tâmmeh ve salatil qâimeh. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته أنا شتى اللهم حضرت پیغمبرمز رسول اکرم صلى الله عليه وسلم مقاما محمودا ده ترگز گن يتكز گن ديب دعا قلده شفاعتلردن امیدمز بار محترم ازدن Müslüman bolup yerelip Hazreti Peygamberimizin peygamber deyip ul zatı bağ barakatka ümmet demalığını özü kette baktır. Ümmetim deseler abada kel bağrımge kegin deseler sünnetlerimini örgengen edin terkatgen edin sever edin salavat eyter edin deseler mumun bunu oylamağı vacip oladı. Zira bu itikadımızdadır. Braderler, Hazreti Peygamberimiz şefaat kıladılar. Şefaatleri haktır. Ve bu bizim itikadımızdadır. Allah-u Tebarek ve Teala şefaatlerden berçemizge nasip eylesin. Muhterem azizler,
Bugün juda ulug' mavzulardan, dolzarb mavzulardan ilimlik yoshlar yurt kelajagi deb nomlanadi. Haqiqatan insoniyatni Alloh taborak va taolo bu kurrai zaminni turli joyda istiqomat qilishni iroda etmishdir. Bu qit'alar, bu ummonlar, bu oronlar, bu yerda yashayotgan insoniyatlar, ularning ranglari, xillari, turlari, lekin hammasining yoshlari bor. Chunki bir ota bir onadan paydo bo'lgan bu odamzod baribir yoshlik degan marhaladan o'tadi. Yoshlik degan bosqichdan o'tadi. Ey birodarlar, ey yigitlar, ey yoshlar, ana soch soqoliga oq tushgan amakilar bor-u, ular otasidan, onasidan bunaqa tug'ilmagan, xuddi sizlarga o'xshagan yoshlar bo'lganmiz biz ham. U tug'ilganimizda soch soqolimiz oqarib tug'ilmagan. Lekin Allohi taborak va taolo yaratgan bandalarini, Alloh taborak va taolo yaratgan xalqlarni ichidagi o'sha xalqning yoshlarining ilmlik bo'lishligi haqida gap ketadi. O'sha xalqning yoshlarini ilmlik bo'lishligi haqida gap ketadi. Mana eshitamiz inshaalloh matnlarini. Muhtaram azizlar, tarixdan ma'lumki, barcha buyuk davlatlarda yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilgan. Mana shu yoshlarni ta'limiga, tarbiyasiga e'tibor qaratilmagan davlatlarning ahvoli chatoq. Xohlaganini oling. Xohlaganini kuzating. Qaysi davlat rivojlanib yotibdi, yoshlarini ahvolini qarang, hammasi o'qib yotibdi. Qaysi xalq, qaysi xaloyiq abgor yoshlarini qarang, hammas bekorchi. Zero aynan jismonan sog'lom va aqlan salohiyatli yoshlar o'z yurtining qudrati va ravnaqiga zamin yaratadi. Boshidan aytib ketadi Alloh taborak va taoloning kalomi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Bolalarini to'liq emizishni istagan ayollar 2 yil to'liq emizsinlar. Kelinglar, biz asosan so'z bu tomonda bo'lmagani uchun bu oyayi karimani tafsiriga unchalar chuqur bormaymiz. Bolalarini to'liq emizishni istagan ayollar deganda sog'lom ayollar, bolasini oziqlantirmoq uchun, emizmoq uchun kuchi yetadigan, qurbi yetadigan ayol haqida gap ketyapti. Xo'p, qancha emizadi? 1 yil va 8 oy degan gaplar bor. Ko'pincha 2 yil va 3 oy degan gaplar bor. Bu Hazrati Ali karramallohu vajhani so'zlari bu. 2 yil va 3 oy. Endi bizning mazhab ulamosi mukammali degan 2 yil va 6 oy degan. Sababini eshiting. Onani to'la emgan bola to'liq 2 yil va 6 oy emsa bola birinchidan sog'lom bo'ladi. Toshkentda bir 3ta apteka bo'lar edi. Ana Chig'atoy debdi, bo'lar edi. O, ana gumma oldida bitta bo'lar edi. O, tushum tomonda bitta bo'lar. Etga borsangiz ham odam yo'q edi. O, birodarlar, Toshmiyda hozir 200 dan oshiq apteka bor. Hammasida navbat kutasiz, tirband. 2 yil 6 oy emissin debdi. 2 yil debdi. 6 oy emissin debdi. Ikkinchisini aytgan. 2 yil 6 oy to'liq emgan bola nihoyatda aqli yetuk bo'lar ekan. Tani sog'lom bo'lishdan tashqari aqli ham yetuk, farosati joyda bo'lar ekan. Ulamo aytadiki, hakim aytadi. Bola nima bo'lsa, emiziklik davrida bo'lib bo'ladi degan. Nima bo'ladigan bo'lsa, o'sha emiziklik davrida bo'ladi degan. Olim bo'lsa ham emiziklik davrida bo'ladi degan. Zolim bo'lsa ham emiziklik davrida bo'ladi degan shunaqa hakimlar bor.
2 kilo 6 ay toluq yemse balanın aklı rivojlanıp toluq parasat joyda bo'lar ekan. Endi onanın sütünü örneğin malda sütünü verse ota bu ay derdi, süt bilen kirse kan bilen çıkadı derdi. Mal bu kalette mal olup. Her hil her onu tegi yok, onu asası yok, onu terkibi nime ekelligini bilmeydi. O şeyde bir yaptı balası ya. 2 kilo 6 ay toluq yemiz gindiydi kelamıda. Üçüncüden 2 kilo 6 ay toluq emse bola ananı. Ata anaga mehir kanıp mehriban bolarken. Ve braderler adam adamga rahim kılış için özü rahim korgan bolish gerek. Berahim, gazap, nefret tekette bogan bola yakşı netice bera olmaydı. Bolishi mumkin Alloh tabaraka va taolo o'zi fitratini go'zal qilib qo'ymagan bo'lsa, o'ta vahshiy kimsa bo'ladi u. Mana dinimiz nima deydi? Bolani o'sha emiz yetgan paytida tarbiyasiga chaqirgan. Ulamo aytadi. Bolani emiz yetgan ona tartibda emizsin, shunda bolada tartib, intizom shakllanadi degan. 6'da emizdi mi? 8'de emizsin. 8'de emizdi mi? 10'da emizsin. 10'da emizdi mi? 12'de emizsin. Ya ki 1 saatte emiz yaptı mı? Her saatte emizsin. Lekin 2 saatten aldın ya ki kegin köksünü tutmasın. Bala yığılasa hem oşa devirge takab versin. Şunda bala intizamlık boladı dedi. Sabır, kanaat, mana shunda hosil bo'larkan. Odam sabır, o'zin ushlab turishlik shunda hosil bo'larkan. U yig'lavursa ko'ksini tutaversa, yig'lavursa ko'ksini tutaversa, yaxshi bo'lmas ekan. Mana sevita bordi ustimizdan o'tib ketay deyapti-ku. Qizili o'chib, sarig'i yonib, yashiliga o'tguncha ustingizdan o'tib ketay. Sabır yo'q, qanoat yo'q. Braderler, adamın arkasından gelip signal çalış, yakışmaz, adapsızlık o. Adamda az gene kanaat buluş gerek, sabır buluş gerek, kogallarını yem hesapka alış gerek. Hullaz, oşa sabırını, oşa kanaatını hasıl kılış için, oşa süt veri etken de başlaş gerek eken. İkincisi neyken? Yemiz yetken ona balasını paklikte yemişsin. Şunda balada paklik şekillenedi degen. Paklik şekillenedi. Ona taharette bulsun eken. Gusul kılıp yemişsin eken. Taharette bulsun eken. Yendi. Bu hayatta bu. Keçkulun şu hayatını işleri bulsa. Eğer şuna kadar vakitki yemizişke doğru kese. Üç meratebe. Hüllette bilen niyet kılıp artsın. Hiç bulmasa degen. Şunda balanın tabiatı pakize böyledi degen. Ey anıqa mağzava o kız mı? Köçege ahla tok mu? Tasakı ne yaptı? Konda, konda, kemde, konda yokta şu. Süt bilen kırmagan, süt bilen. Onaqa pakize bölüş için insanda süt bilen kırış gereken. Pakide. Dörtüncüsünü aytgan. Emiz yetgan ona bolasını zikirde emizsin. Şunda bolada din şekillenedi degan. Emiz yetgan paytda surayı elhamdu okuydular mı? Emiz yetgan da surayı ayetel kursiyi okuydular mı? Emiz yetgan da surayı yasin okuydular mı? Allah Allah deyip zikir aytadılar mı? Ha ikmasçı. Allah Allah var mı? Anayca Allah Allah degan yeken. Mana birodarlar ota bu qanaqa tarbiyalagan bolalarni. Hammasi baqvot. 80 ga kirgani ham baqvot. 90 ga kirgani ham baqvot hammasi. Hozirgisi 45 ga kirsa alidek ahvol. O'zimizga o'xshab mana shunaqa burni oqqan, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan mana shunaqa ahvol. Ey birodarlar, o'sha onani emizishga bog'liq ekan endi bir joyi bor. 2 kilo 6 ay yemişsin degenede ulamanın şuna kadar fikri var ki hadis keltirgenler
G'ayl suti bilan farzandlaringizni zimdan nobud etmang mazmunida. G'ayl suti bilan farzandlaringizni zimdan nobud etmang ma'nosi. 2 yil 6 oy emizayotgan ona bolasini shu hali yuqorida aytilgandek ona sutidan ham foydaligi, ona sutidan ham shifosi, ona sutidan ham quvvatligi yo'q. Lekin 2 yil 6 oy mobaynida ona agar homilador bo'lib qolsa, shu sutning otini g'ayl der ekan. U teskari ta'sir qilar ekan. Jangchi otni ustida dushman bilan so'qishayotgan paytida qo'lidan kuchi yetib ketib, bilagidan kuchi qochib yerga yiqilishiga onasidagi g'ayl sutini em qo'ygani sabab ekan. Ana endi hisoblang. 2 yil 6 oy to'liq emilsa bola, to'liq emsa, 2 yil 6 oy to'liq emsa, g'ayl sutini emmasa, o'sha homilador ayolning sutini emmasa, o'zidan o'zi birinchi bola bilan ikkinchi bolani o'rtasini 3 yosh tashkil etadi. Ne qarab turing? Reproduktiv salomatlik. Mana reproduktiv salomatlik. Uni kalomida aytgan uni. Tarbiyani ana shu yerdan boshlash kerak ekan. Har bir ota-ona ham o'z navbatida farzandini istiqboli, baxti, saodati va kelajakda mustaqil hayot kechirib, jismoniy, ma'naviy va ruhiy jihatdan barkamol avlod bo'lib yetishishini niyat qiladi. Hammada shunaqa niyat borda, sog'lom bo'lsin bolam, baquvvat bo'lsin bolam deydi. Shunday ekan ota-ona o'z farzandini yoshlik chog'ini mazmunlik, namunalik, foydali ishlar va savobli amallar bilan o'tkazishga yordamchi bo'lmoqli lozim. Qiziq gaplar keladi. Xo'p. Oraga bu bola bo'lsa, buni ishlatib bo'lmasa, bu bola pul topib boshqa tirikchilikka aralasha olmaydi, qonun jihatdan ham bu taqiqlangan hisob tushunadi. Birodarlar, bolamiz yoshligidanoq ishlab, yoshligidanoq pul topishi shart emas albatta. Lekin yoshligidanoq odob topishi shart. Yoshligidanoq ta'lim topishi shart. Nimasi bolani nimasi aziz? Hamma narsaning bolasi bor. Ya itni ham bolasi bor, molni ham bolasi bor, odamni ham bolasi bor. Nimasi shirin bu bolani, nimasi aziz? Odobi aziz, ta'limi aziz. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karim oyatida shundoq marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إمام كيلتر قلر özleringiz ve aile azalleringizni yakılgısı taşlardan bulgen odamlardan bo'lgan dovzoq otashidan saqlanglar. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni, o'zingizni birinchi, ahli ayolingizni, ayollaringiz, bola chaqangizni dovzoqni olovidan saqlanglar, dovzoqni. Dovzoq. Endi gaz yoqar, benzin yoqar, boshqa yoqar, u yoqar. Birodarlar, lekin bo'lgan yoqilg'isini navini aytyapti Allohim. Qanaqa yoqilg'i bo'lishi? Benzinmi, gazmi, 92mi, 80mi? Uni yoqilg'isi toshlardan ekan. Uni yoqilg'isi odamzotni kofir qismidan ekan. Odam qattiq yonadi. Uni hamma biladi. Uni biladiganlar biladi. Odam yog'dan tashkil topgan narsa u bir pas yonib ketadi. Davzaxni olovi o'shandan o'zingizlarni asrang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
O'zlaringizni va ahli ayollaringizni dozoqdan saqlanglar oyatini tilovat qildilar. Shunda ya Rasululloh, biz oilamizni dozoqdan qanaqa saqlaymiz biz? Biz bandasimiz-ku, qanaqa saqlaymiz bularni dozoqdan? Hazrati Payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam ularni Alloh yaxshi ko'radigan narsaga buyurasizlar, Alloh yomon ko'radigan narsadan qaytarasizlar dedilar. Bolani ta'limini, tarbiyasini, prinsipini o'rgatyaptilar. Xudoy taborak va taolo nimani buyurgan bo'lsa, shuni o'rgatasizlar. Nimadan qaytargan bo'lsa, shundan qaytarasizlar. Boshdagi bosqich shu ekan. Mana yomon bolam, mana yaxshi bolam. Mana kerak bolam, mana kerak emas bolam. Mana harom bolam, bo'lmaydi bu bolam. Mana to'g'ri bolam. Shuni aytish kerak. Islom dinida bolalarni hali bolaligidanoq go'zal axloq va odobga o'rgatib borish tavsiya etilgan. Dinimizda bo'lsa, o'sha yoshligidan go'zal odob axloqqa o'rgatib borishni tavsiya etilgan. Imom Buxoriy rivoyat etgan hadislarida shundoq deyiladi. An Umar ibn Abi Salamata yaqulu kuntu ghuraman fi hijri an-nabi sallallohu alayhi wasallam. وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك تعمتي بعد رواه البخاري جدا مشهور كبو جدا مشهور حديث من اتسم الله إذا أكلتي أكلت إذا أكلت ديگر وريانت ديگر باربو Beta aytilyaptiki, Umar ibn Aslama aytadilar, Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanlarda bolakay edim. Hammamiz oturuşup avukat yer edik. Sahfe deyapti, biz süpe deyimiz, süpe. Ne ota inelerimizin süpesi olardı, dasturhanı olardı. Yani hem hazır stol, Xon taxta da o'tiryapti-da, birodarlar uni yerga solinardi. Mana o'tirganlar bor ko'pchiligi. Yosh kattalar hammasi ko'rgan shu holatni. Bu zot ham aytayaptilar-ki, supada o'tirar edik. Meni qo'lim dasturxonni u boshi bilan bu boshida o'ynar edi. Hali uni olardim, bolamisan deb, hali buni olardim. Hazrat payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam odob o'rgatib qo'ydilar. Haligi dasturxonni tepasida Bolam dediler, birinciden Bismillah'ını aytin dediler. Semmillah. İkinciden on kol izbilen olin dediler. Hani, Bismillah'ını aytin, on kol izbilen yiyin. Üçüncüsünü aytiler. Özingizni oldingizdan başlayın dediler. Üç tane sen örgat koy gene geldiler. Allah'ını zikir etin. On kol iz bilen yiyin. O'zingizni oldingizdan boshlang. Hazrat sahobiy radhiyallohu anhu aytadilar ki, Payg'ambarimizdan bu odobni o'rgandim u umr mobaynida shuni qilib yurdim deydilar. Kim bolasiga o'rgatsa, yoshligida o'rgatadi. Katta bo'lgandan keyin uni foydasi yo'q, u ego bo'ladi u. Ko'pchilikni chiqa kiramiz, oshiymiz endi. Kitobdan olib keladilar laganni. Ana shunda ko'rinadi qo'yadi kimligi uni. Yoshligi qanaqa o'tgani. Ha, birodarlar, bolalarimizga shu dasturxonni tepasini o'zida o'tirishdan boshlab, olishdan boshlab, aytishdan hammasini yoshligida o'rgatilar ekan. Qordomlar o'zim deydi, yaxshi pul topaman. Ularlik bilan hamma yog'im badastir. Xotinim aytyapti, ha? Ishlating meni. Hop, qayerda ishlaysan? Ishlataman, hop. Ishlataman. Bekorchilikdan zerikyapman, deyapti. Nima qilay? Ha, esi yo'q. Xotin kishi ham bekorchi bo'ladimi?
Xotin kişi bekarçı oladı mı? Şunca adab barakan ko, şunca adab barakan ko. Hazret sahabi bitti avukat yegende Resulullah'dan örgellerini rivayet kıttılar. Seni ballerin xotininden nemeni rivayet kıladı? Bir sonra gün ballerinden kirip. Ona inime örget yaptı digin. Zerikken zerikmegenini uşatta koresem. Balayında koresem. Ulama ayta da hakim ayta. Hiç kaçan deydi. Bolangni sen odam qilolmaysan, bolangga sen ta'lim tarbiya berolmaysan, o'zingni tarbiyalagin degan. Birodarlar, qachon ota, qachon onada tarbiya bo'lsa, bolalarga o'tar ekan, u narsa aytilmasa yoshligida bo'lmas ekan, keyin bo'lmay qolar ekan. Dinimizda yoshlarni asosan rozgo'ylik birinchisi rostgo'ylik. Va'daga vafo, omonatdorlik, kattaga hurmat, kichikka izzat, o'zgalarga mehr oqibatlik bo'lish kabi fazilat sohibi qilib voyaga yetkazish katta ahamiyatga egadir. Endi birdan tavbaga kirib, Alloh inoyat qilib, qalbiga bir yaxshilikni yuborgan zotlar bor. O'zi Xudoyi Tabarak va Taolo asrab shu tavba tazarrusini ijobat qilib, hayotini birdan o'zgartirgan zotlar bor. Lekin 99% nima bo'lsa, qaytadan aytamiz, yoshligida bo'lib bo'lgan. Rostgo'y bo'lsa shu odam, yoshligida rostgo'y bo'lgan. Oqqacha yetgan bo'lsa, yoshligidan shunaqa bo'lgan. Demak, ota bilan ona yoshligidan rostgo'ylikni o'rgatsin ekan. To'g'risini gapirishni, omonatdorlikni, vatanparvarlikni, shu yerni, mana shu yerni, zaminni hurmat qilishni yoshligidan o'rgatish kerak ekan. Anas ibn Malik aytadilar. Hozir juda bu u tomoniga, bu hadis tomoniga o'tolmaymiz. Umumiy ma'nolardan kelib chiqib o'tib ketamiz. Imom al-Buxoriydan ko'chada birovni kutib o'tirishlikda zarari yo'q ekanligi bobdan, hadisdan ma'nosi. Anas ibn Malik aytadilar. Bolaligimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni bir ishga buyurdilar. O'sha ishni bajarib ko'chada kutib o'tirdim Rasulullohni kelishlarini. Onam kelib qolib, "Ha bolam Anas, nima qilib o'tiribsan?" Rasulullohni kutib o'tiribman. Qara, ona boladan so'rayapti, "Nima qilib o'tiribsan?" Rasulullohni kutib o'tiribman. Nima ishing bor Rasulullohda? Onajon, bu sir. Gapni qarang. 12 yashar bola onasiga aytayaptiki, "Onajon, bu sir. Rasulullohda nima ishing bor, bola? Nega kutib o'tiribsan bu yerda ko'chada?" "Bu sir, onajon. Rasululloh meni bir ishga buyurganlar, bu sir." Onaning gapini qarang. "Yaxshi bolam, baraka top bolam. Rasulullohni sirini saqlagin bolam." deb rivoyat qilganlarni Imom Buxoriy keltiryaptilar. Ona yoshligidan ham o'rgatgan ekan bolasiga, "Rasulullohni sirlarini saqlagin bolam. Voy, meni o'zimga ayta qol, qulog'imga ayta qol" demapti. Bolaga o'sha odamni psixikasi deydi, odamni dunyo qarashi, atrofga nisbatan berayotgan munosabati shu ona shakllantiradi, birodarlar. O'z qaysi ulug'ini qarasangiz, qaysi azizni qarasangiz, qaysi biri ulug' bo'lgan bo'lsa, aziz bo'lgan bo'lsa, shunga onasi sabab, otasi sabab. Bor endi to'g'ri yetim qolib ketib, katta ulug'larning qo'llariga tushib, o'shalarning ta'lim tarbiyasini olib ketgan zotlar ham bor. Lekin birodarlar, 90% hamma ulug', hamma aziz nima bo'lgan bo'lsa, ota-onasidan ko'rib bo'lgan, ota-onasidan o'rganib bo'lgan.
Nuqul avlodlarimizdan Buxoriy chiqsin, avlodlarimizdan Termiziy chiqsin, avlodlarimizdan Marg'unoniy chiqsin. Va birodarlar, avlodimizdan Buxoriy chiqishi uchun birinchi o'zi biz Buxoriyning otasiga o'xshagan odam bo'lishimiz kerak. Hech qachon fil qo'y tuqqan emas. Hech qachon qo'y tuya tuqqan emas. Fil fil tuqqan, tuyani tuya tuqqan, qo'yni qo'y tuqqan, itni it tuqqan. Va birodarlar, odob, axloq ota-onada qandoq bo'lsa, bolada shundoq, shuni yoshligida shakllantirlar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi sharifda shundoq marhamat qildilar. لأي يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع رواه إمام الترمذي عن جابر بن السمرة أبو عيسى الترمذي حضرت لرنا أسر لردن جابر بن السمرة روايت لربنا أيتلين حديثة شو مزمدر بركان كي Hazrat Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etediler. Kişini ferzendini adabı bilen şugullen mağlığı bir sağ buğday sadaka etkenliğinden afzal dur. Bir sağ buğday kanca öyledi? İki kilo öyledi mi? Şu iki kiloya yakın böyle. Bolasiga bir harf, bir söz, bir adab örget koyuştuğu atanı. Şu İki kilo buğday sadaka kılganidan afzal ekan. Mümkün mu'min masjid qurilishiga yordam berolmayotgan dursan. Mümkün mu'min tahorat qurilishiga yordam berolmayotgan dursan. Mümkün mu'min yetim yesir deva bechoraga qarashishga yordam berolmayotgan dursan. Mümkün mu'min birovni uyga o'tsa yordamga kelolmayotgan dursan. Lekin farzandlarimizga o'rgatgan odobimiz o'sha qilinayotgan ulug'vor ishlarda barobar ekanligimizni ko'rsatar ekan. Farzandiga to'g'ri odob bergan, to'g'ri tarbiya bergan ota-ona mashhuriyatgan bilan gap, shunga o'xshagan gap bu. Aytmoqchi. Birodarlar, masjidni ham qursa bo'lar, lekin musulmonchilikni qurish qiyin. Masjidni qursa bo'ladi. Altı ayda, üç ayda masjid kursa öyledi. Lekin Müslümançılıkını kuruş. Şu atağına, kursa atağına kuradı, Müslüman kılıp olanı atağına kıladı biraderler. Yaşlarını cismanen bakvat, tenleri sağ, gayretlik ve şicaatlik buluşlarda cismani terbiyenin ehemmiyeti kettedir. İslam dini ta'limotida jismoniy tarbiya tushunchasi zamiriga nafaqat badan tarbiya mashqlari bilan shug'ullanish, balki inson salomatligi uchun zarur bo'lgan barcha omillarga rioya qilish, ayni paytda salomatlik uchun zararlik bo'lgan, hayot uchun xavfli bo'lgan illatlardan saqlanish nazarda tutiladi. Quyidagi hadisda payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam عن أبي رافع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله للولد علينا حق كحقنا عليهم قال نعم حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب والسباحة والرمية ويؤدبه طيبا رواه البيهقي Hazreti İmam el-Beyhaqi'nin Şa'bul İmanlar'da bu hadisini keltiribdiler. Hadisinin mazmunu. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a sual buldu. Ey Allah'ın Resulü! Perzentlerimizde bizim hakkımız var. Perzentlerimizin üstünde bizim hakkımız var. Biz niye perzentlerinin üstünde hakkı var mı? Ular niye hakkı var mı bizim üstümüzde? Ota-onaga bola bo'ysinish kerak, ota-onaga yaxshi gapirish kerak. Va hokazo, va hokazo bu bizning haqqimiz, farzandaga haqqimiz bu.
Endi farzandlarimizga ham haqqi bormi bizda? Nima haqqi bor? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etdilar. Ha dedilar. Ularning haqqi bor dedilar. Unga yozishni o'rgatishing dedilar. Birinchi haqqi, farzandingning haqqi ekan shu, farzandi haqqi ekan, berish kerak uni. Yozishni o'rgatish. İkincisi süzüşünü örgütüş. Üçüncüsü kaman atışını örgütüş. Ve dördüncüsü yakşilikke, halal, pakize nerselerini korsatış. Yazışını, süzüşünü, kaman atışını, pakize nerselerini korsatıp koyuş. Üçte nerse örgütülürken, bitte nerse korsatılırken. O'rgatiladigani yozuv, o'rgatiladigani suzish, o'rgatiladigani kamon otish. Kamon otish. Bir joyda Hazreti İmam al-Buxoriy rahmatullohi alayhining mavlolari Hazreti Abdulloh Hazreti Buxoriy haqlarida shunaqa bir fikrlarni gapirganlar. Birodarlar, hamma ulamoni o'ziga yarasha o'yini bo'ladi. Hobbisi bo'ladi. Hamma ulamo bir o'yinni o'ynagan. Bittasi nastolniy tennis o'ynagan, bittasi bilard o'ynagan, bittasi ot yugurgan. Hazrat al-Buxoriy kamon otgan ekanlar. Eshitamsizlar shu haqida? Hazrat al-Buxoriy kamon otar ekanlar. Mavlolari aytadilar. Hazrat al-Buxoriy kamon otsalar nihoyatda aniq qilib otar edilar. Gaplarni qarang. Bir kuni kamon otishga chiqdik. Hazrat otar edilar, men o'qlarini, yoylarini olib kelib beraman. Bir kuni Hazrat kamon otdilar u, kamonni o'q kelib, birovni ko'prigini arqoniga senchildi. Qadim ko'priklar arqondan eshilar ekan. Hazratimizni otgan kamonlari, o'qlari haligi ko'prikka borib senchildi, qarang endi. Bu holatni bilib Hazrat al-Buxoriy mavlolariga xizmatlarni qutirgan yigitga aytdilar. Borib ko'prikning egasini topgin dedilar. Ikkinchisini aytdilarki, undan uzr so'ragin dedilar. Buni biz bilmasdan qildik, aytgin shuni. Uzr so'ra. Uchinchisini aytdilarki, o'sha ko'prikni endi biz qaytadan arqonlarini tortib beramiz, yangilab beramiz. Uzr, shuni so'ragin. Desalar bir payt mavlolari bilan haligi odamlarni o'zi egalarini o'zi qabul qilib kelishdi hazratga ta'zim qilish. Tafsir dedi, ko'prikni egasi. Siz bizdan uzr so'ramang tafsir. Siz bizni kechiring. Siz kamon otadigan tomonga biz ko'prik quribmiz tafsir. Bizni kechiring degan ekan. Hazrat al-Buxoriyni kamon otishlarini hamma bilar ekan. Siz kamon otadigan tomonga tafsir biz ko'prik quribmiz. Hazrat Buxoriy shunaqa yaxshi ko'rishar ekan. Demak, farzandlarimizga kamon otish, suzish, yozuv, mana shularni o'rgatib, halol pokiza narsalarni ko'rsatib qo'yilish, qo'yilishimiz ana Hazrat payg'ambarimiz janobi Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari ekan, muhtaram azizlar. Kamon otgan erkakda, suzayotgan erkakda erkaklarga xoslik bo'lgan, erkaklarga moslik bo'lgan xususiyatlar kuchayib borar ekan. Mana shu sportning ikkita turida. Bittasi suzish, ikkinchisi kamon otish. Yana bitta rivoyat bor, otda yurisham deyilgan. U ham bor. Bu narsalar yigitni yigit qilib turadigan, erkakni erkak qilib turadigan faktorlarga kiradi. Ha, aytmoqchi, kamon otadiganlarning ichidan geylar chiqmas ekan. Tavba. U kamon otsa, odam jiddiy bo'ladi. Sal erkakka o'xshab, ot minsa, suzishni o'rgansa jiddiy bo'ladi. Nuqul ana telefonni titkilaversa, g'alati bo'lib qoladi, jinni sang'i bo'lib qoladi. Onalarimiz bizni ko'chadan olib kelmasdi. Ko'chadan
Oyundan alıp gelmezdi. Haz balladı koçaka çıkaralma yaptı. Sonra çık koçaka oyna. Balaga okşabında oyna. Oyla koruyun ballar nama kılı yaptı. Nama oyna yaptı. İnşallah bu mavzularga yana kaytacak mız. Zira farzan talimi, farzan terbiyesi dinimizdeki en esasî işlerden biri seneledi. Allah-u Tebarek ve Teala bizge insaf versin. Bizge tevfik versin. Kala olsa bizge namet kıp bergen amanetlerini, ferzentlerini Allah'ım imanlarını bergin. İnsaflarını bergin. İlaha atenge rahmet seni, anenge rahmet seni deydigen haletler buluğunu Allah'ım berçemizge nasip etkin. Yine bu mavzularga kayıtacak mız? Bu mavzular daim eğitiledi. Hemme tedbirlerde eğitiledi. Çünkü bu en zaruri mavzular hesablanır. Allah tebarek ve teala bunda güzel mavzularını bizge yübergen ulemanı dünya ve ahiretini abad etsin. İnşallah bu mavzuya yine kayıtacakımız.